diyor. Tercih. Tabii daha merhametli ve hikmetli olanı. Hikmetli olanı. Evet. Çünkü öbürüsü devrimdir. Devrimler her şeyi devirirler. Devrimler kemoterapiye benzerler. Evet. Şiddetli kanserli olur. Hücreyi öldüreyim derken iyi hücreler de öldürülür. Evet. Ayıklamazlar devrimler. Oturmaz da sonra şey sistem. Evet. Bu içki yasağının tedrici gelişi de bir nevi namaz da tedricidir. Ayıklama, namaz da tedricidir. Oruç da tedricidir. Evet. Amellerin hepsi öyledir. Sadece yasaklar değil. Tesettür de öyledir. Faiz. Faizdeki tedric ta son yıla kadar sürmüştür. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu anlamda yani hayatı görür Kur'an. Hayatın tabiatını inkar etmez. Çünkü hayatı yaratan da Rabbimiz. Anlatabiliyor muyum? Biraz önce söylemiştiniz, ne güzel. Yani bu tabiat kitabı ile Allah'ın indirdiği sözlü kitabı iki ayrı tanrı indirmedi ki. Bunun ikisinin de sahibi bir. O zaman biz bunları niye paralel yerleştiriyoruz? Niye koparıyoruz? Yani nerede evet. Bu hikmeti atlarsak, evet. Bu şefkatli tavrı es geçersek problem çıkıyor orada. Problem çıkıyor, kaybediyoruz. İnsan evet. Kaybediyoruz. İnsan kaybediyoruz. Aynen öyle. Tamam, İnsan evet. Harcıyoruz hatta evet. Azizim. Harcıyoruz. Harcıyoruz. Yazık ediyoruz Allah'ın emeğine. Hmm. Allah'ın emeği var insanda. Biraz da kendimizi Allah'ın önüne koyuyoruz. Biraz da öyle. Allah'tan rol çalmaya evet. Haşa. Evet. Yani buna ne haddimiz var, ne hakkımız var Allah aşkına. Bizim ne haddimize ve ne hakkımıza Allah'ın emeğinin üstünü çizmek. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın emeği olan insanın üstünü çizmek. Şefkat, şefkat, şefkat. Şefkat, lütfen şefkat. Yani insanlara bakın, iki tane dindarlık görürsünüz. İçinde şefkat olmayan, içinde şefkat olan. Öyle bir dindarlık çeşidi var ki, içinde şefkat yok. Hatta zulüm var. Yani Allah'ın yerine kendini koymuş ama işin garibi Rahman ve Rahim sıfatlarından behre almamış. Evet, ben Allah olsam hesabıyla konuşuyorum. Korkunç.